Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu benim gibi korona olan, ileriki günlerde olacak olan arkadaşların yaşayacağı süreçlere benim yaşadıklarımı anlatarak yardımcı olmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben Ramazan ayının ilk günü COVID pozitif oldum. Yaklaşık 20 gün geçti. 10 gün karantinadan. 10 günde karantinan üzerinden geçti. Yani karantinam sürecim bitti. Hastaneye gerektirecek herhangi bir şikayetim olmadı. Hatta karantina süreci bittikten 2-3 gün sonra da siz de görüyorsunuz YouTube'dan takip eden arkadaşlar. Evdeki tadilat, tamirat işlerini yapmak üzere çatıya da çıktım. Kendimi enerjik hissediyordum. Fakat son 1-2 gündür şikayetlerim arttı. Hangi şikayetlerim arttı? Benim klasik şikayetim, yani diğer insanların anlattıklarından farklı olan şikayetlerim. Neler, diğer insanlar ne anlatıyordu? Hep kas ağrıları, ağrı çektiklerini söylüyorlar. Bende ağrı şikayeti olmadı. Ağrı olmadı, ateş olmadı, nefes darlığı olmadı. Dün biraz rahatsızlandım. Hastaneye gittim. Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne. Şimdi oraya tam sahur zamanı gittim. Sahuru yaptım. Çay falan getiriyorlardı. Ben çayı beklemedim. Hatta bir ara sahurdan önce veya oruçlu değilim. Yani sahur yaptım derken oruç tutamıyorum yani. Çünkü benim şikayetim de bendeki üşüme, halsizlik. Yani öyle bir noktaya geliyorsun ki gün içerisinde iyisin, hareketler yapıyorsun. Bir ara kolunu kaldıracak takat kalmıyor. Dolayısıyla hem ilaçları kullanmaya devam ediyorum hem de yani hastaneye gitme boyutuna kadar dün gittim hastaneye. Durumu beyan ettim. Dedim ben korona pozitiftim. 10 gün karantinada kaldım ve karantina sürecim bitti. Nefes darlığı, ateş, ağrı, öksürük, yani şu videoları görüyorsunuz, yarım saat konuşuyoruz, bazen daha uzun konuşuyoruz, belki bir kere öksürüyoruz, belki öksürmüyoruz. Doktor dedi ki sen dedi COVID negatif oldun mu? Dedim ben bilmiyorum yani negatif oldum mu. Şikayetlerim olmayınca dedim otomatik olarak negatif saydılar. Dedi bir test de yapalım. Tamam. Teste de gönderdi. Teste gönderdi. Göndermeden evvel önce ne yaptılar? Önce bir tansiyonumu ölçtüler. Tansiyonumu. Akabinde nefesimi, oksijen sayımı yapıldı. Tansiyonun ve oksijenin güzel dediler. Hatta ben resimlerini çektim o doktorun o kağıdını. Peki tansiyonum güzel, oksijenim güzelse benim bu şikayetlerim niye? Ben niye evden çıktım da hastaneye geldim? Ha şunu unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda hastanelerimiz, büyük hastanelerimiz, korona yapan hastaneler söyleyeyim ben öncelikle, lebalep dolu. Peki ne zaman, saat kaçta gideceksiniz hastaneye? Şimdi sahur İstanbul'da 8-20 on sularında sahur oluyordu. Şey iftar oluyordu. Ben hastaneye gittiğimde 8-20-30 sularıydı. Hastane bomboş. Yarım saat kadar hastane bomba. Hatta iki doktor kendi arasında konuşuyorlardı. Gel yanıma şu bir konu var konuşalım. Birazdan burası dolar diye iki bayan doktor konuşuyorlardı yani. Bu arada tansiyonumu ölçtürdü doktor hanım. Kanundaki doktor tabii. Oksijen sayımı yapıldı. Hocam oksijen sayımı güzel. Şeyin güzel. Tomografi istedi. Akciğer tomografisi. Kafadan, hatta kafadan şey yaptılar. Tomografi sonuçlarını doktorun yanına gittiğimde doktor hanım dedi ki hocam dedi akciğerlerinde az miktarda COVID-19 tutulması olmuş. Fakat dedi herhangi bir sıkıntılı durum yok. Müdahale gerekmiyor falan. Solunumda dedim ben doktor hanım siz de gördünüz sayım da yaptınız. Ben bugüne kadar hiç sıkıntı çekmedim. Kullandığım vitamin haplarını gösterdim.
İşte arkadaşların tavsiyesiyle, bizim Nihal Hanım'ın tavsiyesiyle bunu aldım. İşte bir tane de C vitamini önerdiler arkadaşlar. Bir de kamuoyunda işte biliyorsunuz Coaspirin. Bunlardan bir de onlardan sıkıntı olmaz. Efendime söyleyeyim. Peki dedim, bu tutulma iyi midir, kötü müdür? Ne zaman geçer? Dedi ki hocam 2 ay sürecek. Ortalama 2 ay sürüyor. 2 ay ben öyle, yani 2 ay kadar hemen çekilmesini bekleme. 2 ay kalmaz biter dedi. Şimdi biz yaşadıklarımızı bunları anlatalım diye. Şimdi doktor hanım, dünkü doktor hanım, şikayetlerim üşüme, titreme, midede de ekşime, midede bir rahatsızlık. Bana birkaç tane ilaç yazdı. Ağrı kesici Panol. Bu bağırsak sistemleri için. Bağırsak sistemleri için. Bir de fitil yazmış. Bunu eczacıya dedim. Kullanmadım onu da. Bu ne? Bu yine şöyle bir ilacım daha var. Bunu kullanıyorum. Bir de şunu kullanıyorum. Yemekten sonra antibiyotik. Elimde bir antibiyotik vardı. Clamax vardı. Onu kullandıktan sonra buna geçeceğim. Bir tane kullandım. Daha buna bunları da yeni aldım. Daha bugün aldım. Öğle saatlerinde eczaneden. Şimdi arkadaşlar ben ağrı kesici kullanmıyorum. Mümkün olduğu kadar kullanmayacağım. Kendi vücudumu dinleyip inceliyorum. Çünkü inceden şu yanlarda böbrek taraflarında inceden bir ben çok az böyle, yani var mı yok mu belli değil, bir ağrı oluyor gidiyor. Üşüme bölgem benim olur. Bakın şu yün bir kazak. Onun üstünde yine pamuklu bir penye var. Ve montum var. Ayaklarımdan üşümüyorum. Bugün ayın 6 Mayıs İstanbul. Yani 20-21 derece hava sıcaklığı görünüyordu. Hatta dün evdekiler biz yanıyoruz, çok sıcak, kapıyı cama açın diyor. Ben de üşüyorum, kapatın diyorum. Yani benim hastaneye gitme sebebim de buydu. Ev halkı biz çok sıcak, bu bizi havaleye mi sokacaksın diyorlar. Ben de üşüyorum diyorum. Dolayısıyla bu şekilde hastaneye gitme sebebim oldu. Hastaneler lebalep dolu. İftar veya sahur saatinde giderseniz bomboş. Ama iftar, bir de Ramazan aylarında her zaman, yani korona olmadığı zamanlar da ben gözlemliyorum. Korsan taksi yaptığım dönemlerde. İftarı yapan, yani o gün mideye yemeği koyan bir fenalaşır. Yani normal Covid'in haricinde de Ramazan aylarında hastaneye girişlerde istatistik olarak bunu zaten hem Sağlık Bakanlığı'nın elinde var, hem de siz de gözlemleyebilirsiniz. Tomografi yaptık arkadaşlar. Şimdi ben niye ağrı kesici kullanmıyorum? Ağrı kesici kullanırsam ağrılarımı duymam. Ben duyup şikayetlerim ortaya çıksın ki doktorlara beyan edeyim diye yapıyorum. Çünkü böbreklerimi dinlemem ve takibi aldım kendi kendime. Şimdi böbreklerimin ağrısının sebebi olarak 2 gündür un helvası yiyorum. Annem un helvası yaptı. Galiba bana bu un helvası dokunuyor. Şimdi ağrı kesici kullanmayacağım. Yarın bu un helvasını yemeyeceğim. Bakalım un helvası mı beni rahatsız etti, yoksa başka bir şey mi ortaya çıkar? Un helvasıysa zaten. Çünkü gündüz mahalledeki börekçi arkadaştan börek falan yedim, sıkıntı olmadı. Akşam oldu yine iftar zamanı, yemekle beraber un helvası. Ben de dayanamadım, seviyorum işte. Aynı şikayet gündeme gelince şimdi acaba benim midemi rahatsız eden bu un helvası mı, yoksa hastalık nedeniyle mi oldu, onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eğer 182, ben 182 bugün aradım. İç hastalıkları, çünkü tomografi
Kanuni'de çekildiği için aynı hastane istiyor. Bir de Türkiye'de ne garip bir sistem var. Hangi çağda yaşıyoruz? Mesela siz Türkiye'nin devlet hastanelerinden herhangi birine gidin. Atıyorum Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gidin. MR yapın, tomografi yapın. Randevu daha sonraki birkaç gün sonra başka bir hastaneden, mesela Silivri Devlet Hastanesi'nden randevu alın. Silivri Devlet Hastanesi Bakırköy'deki bu hastanedeki sonuçları, test sonuçlarını, ölçüm sonuçlarını görmüyor. Yani bu e-nabız falan çıktı ama yani niye görmüyor onu da bilmiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. 182'yi ararttım. Benim randevumu 15 gün sonraya verdiler. Çünkü ben acil doktoruna gittim. Sonuçta branşta uzman ne kadar uzman olacak? Acilde gençler duruyor. Ben bir de böbreklerime baktırmak istiyorum, iç hastalıklarına. Randevu aldım. En mümkün, en boş randevu 15 gün sonra. Hastaneler full dolu. Hani çağ atladık, şu oldu, bu oldu vesaire diyorlar. Öyle bir şey yok. Tam tersi geriye gidiyoruz. Eskiden ne kadar sıraya girersek girelim, ilaç kuyruğuna, efendim muayene kuyruğuna, sonra da ödeme kuyruğuna ayrı ayrı giriyorduk. Aynı gün muayenemiz oluyor, eve geliyorduk. Böyle bir durum var. Bunun koronayla da alakası yok. Koronadan evvel de oluyordu. Mesela benim çocuğun dişinden bir sıkıntısı var. Onun için de randevu baktım, bulamadım. Hani Covid'den dolayı dişti ama özeller kütür kütür çalışıyor. Yani bizim herhangi bir yere 100-150 lira verdiğimizde bu özelden muayene olabiliyoruz. İstanbul'un çok ötesindeki hastane Asya'ya da baktım. Asya'da da dişten randevu bulamadık. O da dolu. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Herhangi bir şekilde bugünlerde herhangi bir branştan randevu ararsanız 15 gün sonrası sizi bekliyor. Dolayısıyla eliniz mahkum, özele gitmek zorundasınız. Evet arkadaşlar, dün akşam burnumda bir tıkanma oldu. Nefes almada zorlanıyorum. Bu hastaneden dönüşte. Şimdi ağız yolu nefes alıyorum. Sıkıntı olmuyor. Burunla alıyorum. Bu sefer dedim acaba benim sinüzitler, ben 20 senedir, 20 yıl önce bir sinüzitim vardı. Bir daha da olmadı. İyileşti orası. Gittim yattım. Yattıktan yarım saat sonra burnum açıldı. Ben anladım ki işte buruna bir şey oluyor. O benimle aynı sıkıntılar çekebilirsiniz. En azından yine akşam saati olunca bir sinüslerde yoğunlaşma şu anda da bir hissediyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. 5 milyon. Biz vatandaş olarak üstümüze düşeni yaptık. Ben kendim hesabıma söyleyeyim. 13 ay Türkiye'ye korona geldikten sonra ben 13 ay kendimi korudum. Dolmuşa binmedim, metrobüse binmedim. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkmadım. İşte bir mecburiyetten her zamanki kuaförümüz ondan %99 ondan koronayı kaptık. Şimdi geçen sene yani 2021 değil 2020 Ramazan ayında Erdoğan ne demişti? Bayramlarda yasaklar konmuştu bayram tatilinde. Siz vatandaş olarak bu tatilde dişinizi sıkın. Ramazan'dan sonra bu iş bitiyor demişti. Biz bir yıl kendimizi bu salgından koruduk mu arkadaşlar? Koruduk. İktidar ne yaptı? Ne salgını önleyebildi, ne salgını önleyecek düzgün tedbirleri zamanında aldı. Bu salgın bu kadar coştuysa kardeşim bir yerde yani polisler de artık bir şey yapamıyor. Polis vatandaşa ceza yazıyor. Vatandaş hemen diyor ki beni mi görüyorsun? Madem bu kadar şeye düşkünsün git AK Parti kongrelerine cezanı yaz bakayım yazabiliyor musun? Bir yerde bir toplantı işte bugünlerde patates, soğan bir şeyler dağıtıyorlar. Oradaki dağıtımda izdiham olur, izinsiz diye polisler hemen koşarak geliyorlar, ceza yazıyorlar. Madem bu kadar erkeksiniz, bu kadar delikanlısınız, hadi gidin AK Parti kongrelerine bir isim listesi alın, cezayı uygulayın bakayım, uygulayabiliyor musunuz? Hani güya isimleri Adalet ve Kalkınma.
Yani Aziz Nesin'in dediği gibi insanlar zaaflarını söylerler. Mesela hırsız bir kişi onu bunu hırsızlıkla itham eder. Çünkü kendi yaptığını yaygınlaşıp meşru kılacak. Neyse, biz üstümüze düşeni yaptık. Amerika'da arkadaşlar marketlerde aşı satılıyor. Sadece aşı satılmıyor. Herhangi bir markete girdiğinizde size parayı verdiğinizde çok da uçuk miktar değil aşınız oluyor. Yani lafa geldi mi Avrupa, ABD bizi kıskanıyor. Koronada, salgında en iyi yönetiyoruz falan lafları biz görüyoruz hikaye. Ben vicdanen rahatım. Bir yıl işsiz, sıkıntılı, ekonomik olarak çok sıkıntılı süreçlerde yaşadık. Bir yıl kendimizi, ailemizi koruduk. Bir yıl ben kendimi korudum ama benim hükümetim, devleti yöneten idare, biz üstümüze düşeni yapmamıza rağmen onlar üstüne düşeni yapmadılar. Hani aşı? Arkadaşlar, şimdi ağzımı bozacağım ama lafla peynir gemisi yürümüyor. Dün İngiltere'de, İngiltere nüfusunu hadi Türkiye ile eşit say. Dün İngiltere'de koronadan kaç kişi öldü? Muhammed, bir tahmini rakam istiyorum. Dün İngiltere'de koronadan kaç kişi öldü? Kaç kişi öldü? Tahmin et. 100. 1. Vallahi bir kişi. Yani İngiltere koronayı bitirdi ya. Polonya'da maske yasağını kaldırmaya çalışıyorlar, hazırlanıyorlar. Ama bizim aşı olmamız lazım. Bize sürekli geleceği vaat ediyorlar. Şu olacak. Ya ben öldükten sonra aşı gelecek. 5 milyon olmuş ya. 80 milyonun 5 milyonu bilindik korona pozitif. Sen aşıyı bırak. Sadece rahatsızlıktan dolayı hastaneye gidenlere test yapılıyor. Veyahut da doktor, polis, belli periyodik insanlara test yapılıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Ben dedim nasıl olacak bu iş? Korona testi tekrar yaptı. Onu söyleyecektim, unuttum. 10 gün önce korona, 20 gün önce korona pozitif oldum. 10 günlük karantina bitti. Üstüne de bir 10 gün geçti. Dün test yapıldı. Dedim ki ben test yaptığıma göre hani acaba hala bende korona var mı? Karantinaya geçecek miyim? Evdekilerle izole? Hayır dedi. Senin üzerindeki korona belki kalıntı olarak kalmıştır ama diğerlerine dağıtmazsın. Sen o şeyi bitirmişsin dediler. Peki dedim, korona ben pozitif çıkarsam ne olacak? Her iki günde bir gidiyorsunuz. Mesela korona hastasısın. Hastalık semptomu göstersen veya göstermesen de. Eğer sen pozitif testin çıkarsa iki gün sonra bir daha gidiyorsun teste. İki gün sonra bir daha gidiyorsun. Ta ki negatifi görene kadar. Onu söylediler. Şimdi bugün normalde korona pozitifseniz arkadaşlar test yaptırdınız. Sürtme testi. Korona pozitifseniz 8-10 saat içinde size mesaj geliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan mesaj geliyor korona pozitifsiniz diye. Ben dün korona testi yaptırdım. Üzerinden 24-30 saat geçti. Bana henüz mesaj gelmedi. E-nabıza baktım. Oradan da göremedim. Yani dolayısıyla ben şunu anlıyorum ki benim testim negatif çıktı. Ama ben Türkiye'deki testlere hani ne kadar güvenilir olduğunu biliyorsunuz. Bir iki gün sonra tekrar hastaneye gideceğim. İkinci bir test yaptıracağım. Şu an iyiyim ama şikayetim bir miktar devam ediyor. Halsizlik benim derdim. Yani çatıya sportif hareketlerle çıktık. Yani bir de bu kiloda çıktık yani. Koronadan izolasyon bittikten 3-4 gün sonra boya falan yaptık. Evin işlerini yaptık. Enerji o biçimdi. Ama son 1-2 gündür bayağı bir halsiz bıraktı bizi. Kendinize iyi bakın. Ümitsiz olmamak lazım. Bizim durumumuz da budur. Benim ve benzer süreçleri yaşayan arkadaşlara en azından kılavuzluk olsun diye durumumuzu beyan eden bir video çekmek istedim. Çünkü benimle aynı benzer şikayette olan arkadaşların YouTube'da vesaire videolarını görmüyorum. İyi akşamlar.